Terörden en çok çeken ülkelerden biri de Somali hiç kuşkusuz. Tıpkı kendi gibi yıllarını terörle mücadele ederek geçiren Türkiye'nin desteğiyle şimdilerde ayağa kalkmaya çalışıyor. Küllerinden doğacağı günü iple çekiyor. İmzalanan anlaşmalarda gelinen nokta Mehmetçiğin eğitim verdiği Somali ordusundaki son durum ve ikili ilişkilerde yakalanan ivmeyle net bir şekilde görülüyor. TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve kameraman Erbay Yılmaz Türkiye-Somali ilişkilerinin izlerini yerinde sürdü. Bakın neler geliyor ekrana. Zengin yeraltı kaynakları, bereketli toprakları. Bulunduğu coğrafyanın stratejik önemi ve ne yazık ki içinden bir türlü çıkamadığı yoksulluk, iç savaş ve terör belası. Aden Körfezi ile Hint Okyanusu'nun kesiştiği yer burası. Bir başka adıyla Afrika'nın altın boynuzu. Dünyanın en önemli ticaret yolları arasında yer alıyor. Ama gelin görün ki 10 yıllardır iç çatışmalar, terör, açlık, salgın hastalıklar kol geziyor bu coğrafyada. İşte bu coğrafyanın da merkezinde kilit ülke Somali. Bu ülkenin makus talihini değiştiren adımsa takvimler 19 Ağustos 2011'i gösterirken atıldı. Osmanlı'nın 1916'ya kadar en uzaktaki kalesiydi. Günümüz Türkiye'sinin ise sınırları dışında sahip olduğu en büyük toprak parçalarından biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemin başbakanı iken 2011 yılında bu ülkeye yaptığı ziyaretle adeta Somali'nin kaderini değiştirdi. Erdoğan'ın tarihi ziyareti milat oldu. Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Başkent Mogadişu'da Somali Türk Görev Kuvveti için Anadolu Kışlası kuruldu. 2017'de Mehmetçik elini bu ülkeye de uzattı. Somali ordusu Eş-Şebab terör örgütüne karşı eğitilmeye başladı. Kışlada gün şafak sökerken yapılan sabah sporuyla başlıyor. Mehmetçik 40 yıllık terörle mücadele tecrübesini Somali askerine aktarıyor. Burada şu anda bir sızma harekatı icra ediliyor. İşte sızma senaryosu tamamlandı ve Somali askerler terörist unsuru senaryo gereği şu anda esir almış durumda. Adını Afrika Kartalı anlamına gelen Gorgor'dan alan piyade taburları zorlu eğitimlerden geçiyor. Özellikle meskun mahal senaryolarının üstünden tekrar tekrar geçiliyor. Piyadelerin yanı sıra özel kuvvet birlikleri de zorlu parkurlarda ter döküyor. 2019 yılında Somali subay ve az subaylar burada yalnızca askeri eğitimler almıyorlar. Aynı zamanda kusursuz bir Türkçe konuşması için de eğitiliyorlar. Bu okul Somali'nin ilk kadın subay adaylarını da eğitiyor. Türkçe dersi alan askerler arasında onlar da var. İçlerinden biri de 23 yaşındaki Hani. Somali ve Türkiye devletine teşekkür ediyorum. Bana sundukları için bizim komutanlarımız bu konuda rehberlik yapıyorlar, yol gösteriyorlar bize. Bütün Türkiye'ye selamlarımı gönderiyorum. Sizi geldiniz burada bize yardım etmek için. Vallahi size unutmayacağız. Her komutanı bize iyi dersi veriyor. Eğitimde bak güzel bir eğitim bize veriyor. Ve Somali'nin gelecekteki kurmay zekasını yetiştiren o çılgın Türkler. Buradaki kadın personele, kadın öğrencilere örnek oluyoruz. Öğretmen olarak, doktor olarak, asker olarak erkeklerle omuz omuza aynı saflarda görev yapmaları gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Eğitimlerimizin sonucunda almış olduğumuz şey tam olarak askeri disiplin, eğitim, onları en iyi seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Burada görev yapmaktan ve Somali Silahlı Kuvvetleri'nin subaya subaylarını yetiştirmekten büyük bir onur duyuyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun Türk ordusu barışın ve güvenin simgesi olmuştur. Somali halkını da unutmuyor Mehmetçik. İşte o Somali Türkiye'nin kapısını bir kez daha çaldı ve Şubat 2024'te iki ülke arasında kritik bir anlaşma imzalandı. Somali bu kez denizlerindeki güvenliği sağlama noktasında da Türkiye'den yardım bekliyor. İşte o anlaşma onay sürecinde. Anlaşmanın hayata geçmesi için taraflar çalışmalarını sürdürüyor.
Afrika'nın bu en kritik ama kimsesiz ülkesi böylece denizlerdeki kaynaklarını ekonomisine kazandırabilecek. Türkiye ise Mavi Vatan'ın sınırlarını genişletecek. Hint Okyanusu ve Aden Körfezi'nde söz sahibi olacak.